Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda çok kullanılan, tercih edilen bisiklet türü katlanabilir bisikletlere bakacağız. Karşımızda Bitwin Tilt 120. Bugün inceleyeceğimiz bisiklet Bitwin Tilt 120. Bisikletimizin teknik özelliklerine bakalım. Ardından sürüşümüze geçelim. Bitwin Tilt 120 bize 6x1 vites sistemi sunuyor. Önde büyük bir ayna kol var. Arkada da 6 tane dişli bize eşlik ediyor. 14-28 dişli oranlarına sahip. Arka aktarıcımızın markası Sunrace'in M2T modeli arkadaşlar. Bitwin Tilt 120 V frenlere sahip. Katlanabilir bisikletlerde olduğu gibi ve şehir bisikletlerinde de olduğu gibi Bitwin Tilt 120 de çamurluklara sahip. 20 inç jantlara sahip. Lastiklerimiz 20x1,75 inç büyüklüğünde. Gidonda bizi karşılayan bir fren kolumuz ve çevrilebilen bir vites var. Tetikli bir vites yok. Ayrıca yanında da bir tane zille birlikte geliyor. Bu zil de şehir içi kullanımda gayet iş yapıyor. Şu anki 2021 model bisikletimizin ağırlığı 14.5 kilogram. Bu bisiklet de ortalama o kilogramlara sahiptir. Şimdi hep birlikte bisikleti sürelim. Arkadaşlar sürüşe çıktık. Şimdi bu tarzda böyle şehir bisikletlerinde ve katlanabilir bisikletlerde açı ayarlaması çok zor oluyor. Bu kamera ne kadar ayarlarsanız ayarlayın birazcık yukarı bakıyor. Yukarı baktığı için hani diğer bisikletlerde biraz böyle eğik kullandığınız için o şey kurtarıyor. Ama bu kameralarda biraz daha açılar değişik gözüküyor. Umarım açı güzeldir. Yola çıktık. Bu videomuzda neler olacak? Bu videomuzda kimler katlanabilir bisiklet almalı? Katlanabilir bisiklet kimlere hitap ediyor? Yani nerelerde kullanabiliriz? Avantajları nelerdir? Şehir bisikletimi almalıyım, katlanabilir bisiklet almalı mıyım? Bunlara bakacağız. Şimdi bilhassa şehir içinde kullanmak istiyorum. Şehir içinde bakalım nasıl rahat edebiliyor muyuz? Katlanabilir bisikletimizde de olabildiğince dik bir oturuş pozisyonu var. Ben bu dik oturuş pozisyonlarını seviyorum. Bisikletin bu rahat evresi oluyor bence. Şimdi yol bisikleti kullandım, dağ bisikleti, işte şehir bisikleti, katlanabilir bisiklet derken katlanabilir bisiklet ve şehir bisikletleri biraz da böyle bisikletin keyifli kısmına kaçıyor. Biraz daha rahat sürüşe kaçıyor. Rahat bir sürüş var. İlk izlenimim bu şekilde. Yani şehir içi kullanımda işe giderken, okula giderken, günlük işlerimizi yaparken bizi rahat ettirebilecek kıvamda bir bisiklet bu. Yani buradan da diyeceğim şu ki bu bisikleti günlük işlerinde, buradan kontrollü bir şekilde çıkalım. Günlük işlerinde okula giden arkadaşlar olabilir, işe giden arkadaşlar, işte hani ben bisikletle günlük işlerimi yapmak istiyorum, hangi bisikleti kullanabilirim diyen arkadaşlar için katlanabilir bisikletler gerçekten ideal bisiklet. Katlanabilir bisikletler son zamanlarda çok fazla arttı. Yani eskiden sokakta bir iki defa görüyordum. Son zamanlarda çoğu kişi katlanabilir bisiklet almaya başladı. Bu aslında bir yandan güzel bir şey. Çünkü önceden ülkemizde şöyle bir olay vardı. Birisi bisiklet alacaksa %90 o bisiklet dağ bisikleti oluyordu. O yüzden bunların artması bize neyi gösteriyor? İnsanlar bir şekilde araştırıyor. Demek ki kendilerine uygun bir bisiklet seçebiliyorlar. Bunu gösteriyor. Şimdi şöyle ufak bir dönüşümüz var. Şu minibüsler gerçekten çok tehlikeli. Şöyle sinyalimizi verelim. Önünden insan dahi çıkabiliyor. Çok tehlikeliler. Dikkat etmek gerekiyor. Daha çok hani şehir içi kullanımı dedik ama katlanabilir bisikletlerle uzun tur yapan insanlar da var. Tek şehir içi kullanımına kısıtlamamak gerekiyor katlanabilir bisikletleri. Biz de şuradan sağa dönelim. Evet, parkın içine geldik. Şöyle ufak bir parkta da sürüş yapalım. Bence katlanabilir bisiklet alacaksanız mutlaka
vitese sahip olan, yani vitesli bir bisiklet alın. Çünkü katlanabilir bisikletlerin vites sisleri de var. Mesela bu Bitwin Tilt 120 serisi. Bunun 100 serisinde hiçbir şekilde vites yok. 1x1. Bu da sizi yani bayır çıkarken biraz zorlayabilir. Vitesli bir bisiklet işinizi daha çok görecektir. O aradaki mevlayı bence vermelisiniz. Şu konuya değinelim. Şimdi katlanabilir bisikleti genel olarak kıyasladığımız diğer bisiklet türüne şehir bisikleti. Şehir bisikletiyle katlanabilir bisiklet arasında kalanlar. Benim şu anda ilk olarak hani ilk bindiğimde tecrübe ettiğim şeyler şunları söyleyebilirim. Oturuş açıları çok yakın birbirlerine. İkisinde de çok rahat oturuş açısı var. Ama katlanabilir bisikletin jantları küçük olduğu için tekerlekleri biraz daha rahat manevra yapılabiliyor. Yani şehir bisikleti biraz daha buna göre hantal kalıyor açıkçası. Biraz daha ağır. Bu iki bisiklet türünün arasında kalan kişilere şunu söyleyebilirim. Şimdi katlanabilir bisikletlerin adı üstüne en büyük artısına katlanabilir olmaları. Bu da yeriniz yoksa, bisiklet koymaya çok fazla yeriniz yoksa, müsait bir alanınız yoksa size inanılmaz bir artı sunuyor. İkisi arasında kaldınız, bisiklet koymaya yeriniz var örneğin. Şehir bisikletini de tercih edebilirsiniz. Ama bisiklet koymaya yeriniz yok. Bisikletinizi evinize çıkartmanız gerekiyor. Aşağıdan çalınma ihtimali olabilir. Atıyorum, hiç müsait bir alan olmayabilir. Bu durumda da katlanabilir bisiklet tercih etmeniz çok mantıklı olacak. Ayrıca şunu söyleyebilirim. En güzel yönlerinden bir tanesi de şehirler arası ulaşım. Örneğin başka bir şehirde yaşıyorsunuz. Bisikletinizi götürmek istediğiniz zaman bunu katlayıp bir bagaj gibi otobüslere koyabiliyorsunuz. Bu da çok güzel, rahatlık. Arabanızla bir seyahat edeceksiniz. Bisikletinizi de götürmek istiyorsunuz. Bisikleti katlıyorsunuz, arabanızın bagajına koyuyorsunuz ve arabanızla gittiğiniz yere bisikletinizi de taşımış oluyorsunuz. Gittiğiniz yerde istediğiniz gibi bu bisikleti sürebilirsiniz. Otobüs olsun, tramvay olsun, metrobüs olsun, bu tarz yerlere de bisikletinizi katlayarak istediğiniz gibi götürebilirsiniz, koyabilirsiniz. Bunlar şehir bisikletinden katlanabilir bisiklete ayıran güzel özellikler. Şu taşlar da gerçekten bisikletli için eziyet yani. Şimdi şehir bisikletinin de burada bir artısını söyleyebilirim. Yüksek jantlar, yani bundan büyük jantlara sahip olduğu için bu tarz yerlerde, böyle engebeli yerlerde rahat sürüş yapmanızı sağlıyor. Bu da şehir bisikletinin bir artısı örneğin. Ama yolumu düz derseniz, böyle engebeli yerlerden gitmiyorum derseniz, bu sizin için bir şey olmaz yani. Sizin için bir dezavantajı olmaz. Ama gerçekten yolu güzel hissediyorsunuz. Bir de maşamızda amortisör olmadığı için güzel bir hissetme var. Şuradan dönelim. Yola bak, yola. Kalabalık yerlerden bir tanesine geldik. Tramvaylar, insanlar, şu tramvay yolları arkadaşlar, gerçekten şehrinizde de böyle tramvay hizmeti varsa bu tramvay yolundaki bu raylara çok dikkat edin. Anında kayıyorlar. Şu zil inanılmaz bir şey ya. Ben şu dağ bisikletime de taktiğim var şu zilden bir tane. Çok hoşuma gitti. Hiç millete bağırmıyorsun pardon falan filan diye. Şimdi şu tramvay yönünden çok fazla insan çıkabiliyor. O yüzden kontrollü süreceğiz burada. Şehir içinde de gayet güzel kullanabiliyorsunuz. Bir problemi yok zaten. Bence ilk amaç olarak şehir içi kullanım için yapılmış bir bisiklet. Birçok markanın farklı farklı katlanabilir bisikletleri var. Size hitap edeni ve uygun olanı seçebilirsiniz. Ben gayet beğendim. Zaten ileriki zamanlarda katlanabilir bisiklet almayı düşünüyorum. Üçüncü bisiklet olarak. Burada hat boyu deniyor buraya. Burası park yapıldı. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Buranın altı tren yolu. Önceden tren yolu buradan geçiyordu. Şehri çok fazla tıkıyordu, trafik yapıyordu.
buranın altına, yerin altına indi. Burası da üstüne park yapıldı. Güzel oldu burası da. İleriki zamanlarda bakalım. Belki bir tane biz de ediniriz bu bisikletlerden. Zaten sürmek istiyordum. Gayet beğendim. Bu videomuz böyle olsun. Videomuzu siz de beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Çanları da açabilirsiniz arkadaşlar anında videolardan haberdar olmak için. Şuradan inelim, videomuzu kapatalım. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.